Sesim geliyor mu? Şu an geliyor sesin, evet. Rengi de geliyor. Konuş bakayım bir. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Konuş konuş sen. Çok sıkıntı yarattık herkese. Farkındayım. Gel git. İnternette mi? Ben de anlamadım. Telefonda mı? Sıkıntı yok. Şu an geliyor ama sesin. İyi geliyor şu an sesin. Seninki de iyi geliyor. Şu anda inşallah böyle gider de arkadaşların da aklındakileri falan gidermiş oluruz. Eyvallah. Evet. Yeniden başladığımıza göre şöyle şey yapalım. Sen ikinci defa konsolosluğa gittin. İlkinde neden olmuştu? Göte o zaman sınavları kapalıydı. Birinci aya da gitmiştim. Sınavlara giriş yoktu. Sadece ÖSD vardı. O da 2-3 ay sınav tarihi verip bir ay sınav sonucunu bekleme falan. Ben de hani kapalı diyerekten gitmiştim. Öyle olunca sertifikasız gittiğin için sana sertifikanı al gel dediler. Orada götede hemen şeyleri açınca, sınav tarihlerini açınca, evet, hemen yapıştırdın, ilk sınava girdin, sertifikanı aldın. Senin videosu. Estağfurullah. Belki arkadaşlar da bilir, senin her deneme videolarının altına 15'te şu, 10'da şu falan filanlar hep çalışarak hallettik. Aldığın izniyle ilk sınavda geçtik. Senin videoların haricinde bir şeyler çıkmadı zaten. Eyvallah. Sertifikayı aldım. Alır almaz hemen Ankara Konsolosluğu'ndan ikinci randevunu istedi. Bir hafta içerisinde geldi değil mi randevu? 7. günü oradaydım. Bugün başvurdum. 7. günü Ankara'da konsoloslukta görüşmedeydim. Fazla aynen. Bekletme olmuyor. Aynen. Ankara'da günler de çok iyi. Birinci ayda hazırladığım emlaklar aynı şekildeydi. Sadece üstüne bir ekstra sertifikamı koydum. Bir de fotokopilerini koydum. Dediğin gibi UPS kargodan form kargo adresini, adını soyadını doldurtuyorlar. Aynı senin tarif ettiğin gibi. Sonra e-data'nın görevlendiği yerde evrakları kopyalayıp düzenleme. Sonra görevli sıra numarası vererek artık sıranın yanmasını bekliyoruz. Senin aynen, ikinci senin ikinci konsolosluk randevu görüşmende nasıl geçti? Gayet güzeldi. Şu anda seninle nasıl konuşuyorsam oradaki memurlar da aynı şekilde. Sıra bana geldiğine girdim işte evrakta kontrol ettikten sonra sertifikaya baktılar. O geçmişin Almanca konuş bakalım görelim. Gır gır muhabbeti şeklinde işte. Aynı A1 sen dediğin gibi hani kartlar kendini tanıtma kısmını olduysa aynı o şekilde. Zorlama yok. Şey nasıl oldu? Sana Almanca olarak neler sordular? Hani ilk selamünaleyküm dediniz, oturdunuz. O sertifikanı almışsın bak yine geldin. Bir Almanca konuş bakalım dedi. O anda kendini mi tanıtmanı istedi? Ne dedi? Bakalım dedi. Kendimi tanıt göreyim dedi. Oradan işte aynı konuşma kısmında olduğu gibi kendimizi tanıtmıştı. My name is Murat Kuzu falan filan. Onlara ekstra olarak ben kendimle işte evliyim, çocuğum olmadığını falan ekledim. Aha. O güzel dedi. İşte ondan sonra aynı sen dediğin gibi eşimin adını, eşimin yaşadığı yeri, eşimin çalışıp çalışmadığını, yaşını falan sordu. En sonunda artık gırgırına mı, gerçekten mi arkasına dönüp dışarısına görse bugün hava nasıl muhabbeti yaptı. Tabii standart bir sınavları biliyordun. Ya tabii senin de dediğin gibi dört falan kısadan abi seviyesiyle kalk. Ben de arkamı dönüp kalk deyip gülerek neşeli şekilde. Sen kendini şu anda seninle konuştuğum gibi atlatmış oldun. Aynen sıkma, ondan sonra. Değil mi? Bu Almanca muhabbetler bittikten sonra başladı bu sefer. Eşinizle nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Hani eşi çok senin dediğin gibi oradalar hep önüme çıktı. Tarihler, tarihler, tarihler. Üzerlerinde durdular tanıdıkların çünkü. Evet nasıl işte internettense ilk kim yazdı, eşinin doğum tarihi ne dediği gibi söylüyorum.
Sonradan aynı sen dediklerin yine aynı şekilde karşıma çıkıp ben ağzımdan çıkan her kelimesi harfiyen bilgisayara not alınıyor. Tıkır tıkır gözü bende, elleri klavyede tıkır tıkır yazmalar devam ediyor. Sonradan dönüyor, ya diyor, pardon, eşin doğum tarihi neydi? İkinciye. Hani orada bir anda boşlukta senin yanlış söyleyecek mi, panikleyecek mi, bir havana tepkine bakıyor aslında. Aynen. Ama Allah'a şükür hani senin yönlendirmenin, senin videoların hani sayesinde hepsi güzel geçti. Senin yaptıkların haricinde önüme ekstrem, ya şunu hiç konuşmadık, sen de bahsetmedin demediğin hiçbir olay karşıma çıkmadı. İki defa konsolosluğa gitmeme rağmen, ilk defa o sınava girmeme rağmen. Aynen. Güzeldi. Zaten çıktıktan sonra direkt ilk önce yengeyi aradım. Ondan sonra beni aradım, hacım tamam sıkıntı yok. Çıktım falan diye. Gerçekten Aynen. sevindim ben de senin adına. Ya arkadaşlara da tavsiyem, gerçekten kasmayın. Hani orada sıramızı alıp beklerken diğer arkadaşları da görüyoruz beklediğini falan. Çok kasma, sıkma. A1'de konuları, ya şu neydi, bu neydi, şunu sorarsa ne olacak, bunu sorarsa ne olacak diye çok stres. Hani gerek, onlar zaten öyle olarak hata yapmayı neden oluyor. Sakinlik, şu anda bir arkadaşla evde ya da eşinle nasıl konuşuyorsa ya da Türkiye'de resmi daireye gittiğinde o memurla nasıl işini hallediyorsan aynı o şekilde. Hani ya sen yanlış söyledin, yanlış oldu, sen bunu yapıyorsun diye sert, hani kötü bir tepki, reaksiyon yok. Herkes güler yüzlü, herkes yardım etmeye çalışıyor. Peki senin ikinci görüşmen, yani asıl evrakları, sertifikalar, her şeyi hazırladıktan sonra gittiğinde konuşman, görüşmen ve dışarı çıkman ne kadar sürdü? Ya beklemeyi saymazsam işlemim olması, artık parmak izlemim falan alınıp da benim konsolosluktan dışarı çıkmam maksimum 20 dakika. Değil mi? Benim ortalama Bundan fazlasını beklemem. 45 dakika falan sürmüştü zaten. Minimum 10-15 dakika ile 45-50 dakika arasında sürüyor. Eğer sıkıntılı bir süreçten geçiyorsanız, aranızda çok büyük bir yaş farkı varsa, bilmem ne varsa, o zaman biraz sıkıştırdıkları için bu bir saatleri falan geçebiliyor. Ama ortalama 20-30 dakika arasında sürüyor. Aynen. Aynen. Ama dediğin gibi hani senin tavsiyelerin, bir de arkadaşlar da hani hazırlıklı olduğunda evraklarında bir sıkıntı yoksa, hani oraya kendi güvenlerinde heyecan panik yapmadan gittiklerinde hem fazla yüklenmiyorlar. Bu kişi tamam bak her şey eksiksiz yapmış, evraklarında da sıkıntı yok deyip onlar da kendi yapmaları gereken görevlerini yaparak mümkün olduğun sürece hani en erken zamanda seni göndermeye çalışıyorlar. Aynen. Yani şimdi şöyle bir şey toparlayacak olursak, sen Göte'de sınava girmek için hazırlanmıştın. Tabii bu arada çok uzun sürelere, 2 ay, 3 ay sonralara randevu veriliyor diye konsolosluk randevu tarihini almıştın. Ama sonra Kasım, Aralık aylarında Göte sınavları iptal edince pandemiden dolayı sen ha açtılar ha açacaklar diye diye ÖSD'ye katılmadın, bekledin. Tabii bu süre zarfında senin konsolosluk randevu tarihin de geldi. Aynen öyle. Sertifikan olmadan evraklarınla birlikte sen kalktın konsolosluğa gittin. Orada tabii oturdunuz, konuştunuz. Sana memur dedi ki abi sertifika olmadığı için kusura bakma işlemini yapamayız. Sertifikanı al hemen, zaten 3-4 gün sonrasında randevu verilir. Şu anda yoğunluk yok. Sertifikanı aldıktan sonra tekrar başvur gel dediler. Sen de gittin, güzel. Aynen öyle. Hemen zaten sen konsolosluğa gittin. O işlemler bittikten sonra hemen şey yapıldı, değil mi? Böyle bir hafta 10 gün sonra tarihler açıklanmaya başladı işte. Mart'ta olacak bilmem ne. Öte sınavları açtığını açıkladı. Ben konsolosluktan geldikten sonra. Tam bir hafta sonra mıydı? 2 hafta Bir yakın. hafta. Hemen açıkladı. Sen tabii Nisan için şey Mart ayı için hemen randevunu aldın. Aynen öyle. Zaten kayıt olmayanlar Mart'ın 8'inden itibaren de başlamıştı. Düşür ettiğince kadar Mart'ın 16'sına sınav tarihi alabildim. 16'sında sınava girdim. 17'sinde sınav sonucum açıklandı. 17, 18, 19'unda sertifikam geldi.
Şeydi değil mi? Ki çok iyi hatırlıyorum. Sınavdan çıktıktan sonra ya şöyle kötü geçti, böyle kötü geçti, bilmiyorum ben geçemeyeceğim, edemeyeceğim falan filan. Sana hep şey diyordum ben. Benle sınavım kötü geçti diyenler gördüm, sertifikasını alan falan filan diyordum sana. Dün akşam bizim bir Yakup abi var. O da dün girdi sınava. Dün sabahleyin girdi sınava. Akşamüstü bana yazdı, kardeşim bugün girdim sınava, gerçekten çok kötü geçti. Bilmiyorum geçecek miyim, geçemeyecek miyim falan filan, böyleydi. Abi dedim, MyGöte'de yayınlanır. En geç bu akşam ya da yarın sabah sonucunu öğrenirsin. İçini ferah tut. Ben dedim ne kötü geçti diyenler gördüm falan filan dedim. 10 dakika sonra şey yazdı. Sesli mesaj gönderdi. Kardeşim 61 almışım şu an, gerçekten çok mutluyum falan yazdı. Seninki de o hesap oldu. Evet. Sen de bayağı kötü geçti falan diye bekledim. Ben baya bir kötü geçtim. Hatta hani sen de söylemiştim artık Göten'in sitesine girip bir dahaki sınav tarihi ne zaman? Aynen. Ona hani sınav gelmeden kendimi onu endeksledim. Hani sağ destek oldun ya, bekle sonucu gör, ona göre hareketi yap, sen geçersin diye destek oldun. Ama sınav hani o psikoloji şu. Şimdi senin videolarınla ya da herhangi bir dışarıda kurs gören arkadaşlar oralarda eğitim alınca bir deneme yaptıklarında deneme biter bitmez sonucu görülüyor. Senin video Aynen. biter bitmez sonunda cevapların var. Ama buraya gittiğinde sınavı yapıyorsun ama sonucu öğrenemiyorsun, bekliyorsun. Ne oldu, ne bitti, yapamadım, edemedim. Bir de senin videolarda ya da dışarıda kurslarda görmediği bir sıkıntılar, hani sorularla karşılaşınca tamam kaldım psikolojisi. Sesin gitti galiba yine. Duyuyor musun? İyi de tamam. Tabii sen sınavı geçtin. 2 gün sonra sertifikan geldi. Sen sertifika geldiği zaman mı, sınavı geçtiğini öğrendiğin zaman mı hemen konsolosluk için randevu tarihi aldın yeniden? Ben senin videolarını zaten takip ettiğim için hani Ankara'nın şeyi olduğunu biliyordum. Erken zamanda randevu ataması yaptığını biliyordum. Onu senin sayende takip ediyordum. Ya dedim hani kargolarda pandemi nedeniyle dedim belki bir gecikme olur, bir şey olur. Sertifika bana gelemez diye sertifikamı cebime aldığım gün, kargodan aldığım gün kargonun dışına çıktım. Arabaya oturup hemen oradan İDAT'a başvuru yaptım. Başvurunu yaptın. 7 gün sonra hemen mail geldi. İşte şey, 7 gün sonra konsolosluk randevu tarihin diye mail geldi. Ben İDAT üzerinden başvurdum. 2 saat bilemedim. 3 saat sonra bana mail geldi. Konsolosluk randevunuz tarihiniz belirlenmiştir diyerekten. Hemen 3 saat sonra tekrar cevap gelip tarihim atanma yapıldı. Yani Aynen. bazılarında erken oluyor, bazılarında akşam oluyor ama atamalar genelde 7 günü geçmiyor. Güzel. Sonra sen tabii kalktın oradan, bindin otobüsüne, geldin Ankara'ya. Aynen öyle. Öğlenden sonra saat kaçtaydı senin şeyin, randevun 1'de miydi? Normalde. Normalde 4'tü ama işte konsolosluk beni arayıp hani mümkünse saat 2 gibi 1.30 gibi gelme imkanınız varsa gelin, biz kapıya güvenliğe söylüyoruz, sizi alacaklar diye bir bilgilendirme yaptı. Ben de zaten 12.30 1'e doğru Ankara'daydım. İşte gitmeden bir karnım doyurup sakinleştim. Hani stres olmayayım falan, orada iş uzarsa kendimi de riske atmak istemedim. Kahvemi içtim, karnımı doyurdum derken yavaşça sakin sakin geze geze konsolosluğa gittim. Orada zaten dedikleri gibi güvenlik, ismimi söylediğinde zaten bilgilendirme yapılmış. Aynı işte dediğin gibi üst aramalar, telefon teslimi, işte çanta varsa onların kontrolü falan. Oradan UPS kargo ile anlaşmalı Ankara. Oranın Aynen. formlarını doldurma yaptık. Oradan İDATA yerine falan. Hatta kimlik fotokopisini unutmuşum. Onun da 8 TL, bir fotokopi 8 TL ücretini verdik. O yüzden Ondan hani sonra senin dediğin buranın gibi çiziyorum. Senin dediğin gibi ne evrak olursa olsun bol bol fotokopiyle gidin. ondan sonra eline bir numara verdiler. Oturdun, bankolarda numaranın yanmasını bekledin. 24 numaraydı benimki. O anda sırada olan da 16'ydı. Hani önümde 8 kişi vardı. Bir bahçe gibi üstü kapalı teras var. Oraya beklemeye alıyorlar. Önünde bir ya da iki kişi kalıncaya kadar içeri almıyorlar. O bahçede beklerken sigaranı içebiliyorsun, oturuyorsun. Diğer beklerlerle sohbet, muhabbet etme şansı falan oluyor. Son artık 24, 22 olduğunda beni içeri aldılar.
önünde bankolar var. Sen dediğin gibi cama kendi yerler falan. Orada beklerken önümdekilerin ne konuştuğunu, neler yaptığını, neler sorduğunu gayet iyi duyulup karşı memurun reaksiyonları da gözlemleyebiliyorsun. Sonra sıran yanına giriyorsun, işte sıran yanına bankoya. Merhaba, kolay gelsin diyerekten. O da sağ olun diyor. Önünde o çekmece bir bölme var. Evraklarını oraya koyuyorsun. O çekip oradan alıyor. Başlıyor kontrol etmeye. O arada dediğin gibi Türkçe başlıyor sorular. İşte eşin yaşı kaç, nasıl tanıştınız falan filan muhabbetleri. Sonradan o evrakları yaptıktan sonra kontrol ettikten sonra dönüyor bilgisayara. Kayıtlar başlıyor. Sonradan sertifikayı önüne koyuyor. Diğer dosyaları kapatıyor. İşte en sonunda almışsın sertifikanı, hayırlı olsun. Sen şimdi Almanca konuşabilecek misin muhabbeti gır gır şekilde. Konuşurum ben kendimi hani anlatabilirim dediğinde hadi iyi bakalım. Kendini anlat da tarif et de görelim muhabbeti gır gır şekilde. Ama güzel. Ne cevap verirsen ver hani onların istedikleri, onların ağzından çıkanı anlayabiliyor musun? Ve ona uygun ya da ona yakın bir cevap verebiliyor musun? Aynen. Dilini dönmez, kelimeyi anlatamazsın, ağzından tam olarak çıkmaz. Ama senin dilinin dönüp dönmemesine şeye takılmıyorlar. Anladın mı? Ve ona uygun soru, hani cevap verebiliyor musun? Zaten heyecanlanan arkadaşları çok iyi anlıyorlar. Onlar da artık bu işin ehli olmuşlar. Hareketlerinden hemen bunda heyecan var, şu var, böyle var, direkt anlıyorlar. Onlar da hani iyi birine de biraz denk gelirseniz çok güzel, hani sizi sakinleştirip muhabbet, gülerek, eğlenerek işlemini yapıp sizi de sakinleştiriyor. Aynen, çünkü bende de öyle olmuştu. Biz konuştuk 15-20 dakika. Özgür Bey dedi şimdi sizin Almanca konuşacağız, lütfen sakin olun, heyecan yapmanıza gerek yok falan dedi, beni bir sakinleştirdi. 3-4 dakika evraklarımla ilgilendi, bilgisayara bir şeyler girdi, ondan sonra başladı soru sormaya. Öyle geçmişti benimki de. Yani velhasılı kelam, konsolosluk korkulacak bir yer değil. Hiçbir... Hani A1 sertifikasını alan herkes, ben şimdi sertifikamı aldım, sen de biliyorsun, geldi sınav sonucum. O günden konsolosluğa girinceye kadar o ders notlarını, onun bunun hiçbir şekilde yüzüne bakmadım. Tekrardı, oydu, buydu. Hiçbir şekilde gittim, anladım. O sertifikayı alan insan orada ne sorulursa sorsun anlar ve cevap verir. Senin dediğin gibi tutup da bana A2, B1 ya da hızlı bir şekilde şekilde bir konuşma yapılmadı. Her cümlenin, her kelimenin altı çizilerek yavaşça yavaşça konuşuldu. Anlamadığım yerlerde tekrar ediyorlar. A1 seviyesinde sorular soruldu yani sana. Hep A1 seviyesinde. Ne olursa olsun hani A1'in dışına çıkmıyorlar. Aynen. Ben önümde hani diğer arkadaşları da gördüm benim gibi. Bilmiyorum onlar da burada olan var mı, denk geldiğimiz var mı onu da bilmiyorum. Hani onlara da hep üstündekinin renginde, saat kaç, full A1 sınavındayım veya sınavı kazanmak için gördüğümüz eğitimlerde hep karşımıza çıkanlar. Hep. Aynen. Güzeldi yani. Yani ama heyecan yapıp korkarsak, onu bunu yaparsak onlar da şimdi ister istemez bunda bir şüphe uyandırdığı için insanı daha çok üzerimize çekiyoruz. Ya bu niye heyecan yaptı? Zaten sertifikayı aynen almış. Aynen öyle. Başlıyor. O yüzden sakin olup da onların dediğine yakın ya da mümkün olduğunca cevap verdikten sonra onlar da yüklenmiyor. Bu zaten sertifikasını almış. Evrakları tamam. Ben bunun üstüne niye yükleneyim? Aynen öyle. Zaten ben de özellikle birçok videoda bahsetmiştim bununla alakalı. Hani orası artık start değil. Start aile birleşimi kursuna başlamakla ya da o sertifika için o süreçle başlıyor. Finish kısmı artık konsolosluktur Türkiye'de yaşayan için. Hani oraya kadar geldiğin zaman zaten artık yorulmuş oluyorsun. Bittin. Bütün her şey hazır. Artık oraya gidiyorsun. Evrakları koyacaksın. Sana bir 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, yarım saat neyse artık bir konuşacaksınız. Çünkü o konuşmada zaten genelde işte nasıl tanıştınız, eşinizle nasıl anlaşıyorsunuz falan filan gibi sorular sorar. Ondan sonra iyi günler deyip seni gönderir. Biter yani. Orası en son aşamadır.
Dolayısıyla hani heyecan yapacak, kendini sıkacak, kasacak bir bölüm değil. Neden değil? Çünkü ya mantıken şöyle bir düşün. O memur sabah saat 7'den akşam 6'ya kadar, 5'e kadar, yeri geliyor 7'ye 8'e kadar 20 dakikada bir, yarım saatte bir senin gibi birisi oturuyor önüne ve herkesle aynı şeyi konuşuyor. Eşinizle nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Aranızda yaş farkı var ya da aranızda yaş farkı yok. Nasıl anlaşıyorsunuz? Eşiniz Alman vatandaşıymış. Türkçe biliyor mu? Hep bu tür şeyler sorduğu için artık sen onun karşısına oturduğunda o ilk izlenimin, o ilk 4-5 dakikaya yakın evrakları ayırır. Değil mi? Evrakları ayırıyor böyle bilgisayardan pasaportunu geçiriyor, bakıyor eksiğin var mı falan derken bir gözü de sendedir ona. Ne tepki verecek? Aynen. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Gözlerini kaçırıyor musun? Meraklı bir bakışın mı var? O zaten psikolojik olarak seni bir test ediyor orada. Ondan sonra konuşmaya başladığın zaman sen anlattıkça onun kafasında seninle alakalı zaten fikirler oluşmaya başlıyor. Çünkü bu insan bunun eğitimini almış bir insan. Sadece stajyer olarak bir iki ay oturtturup orada bak nasıl yapıyoruz, nasıl kaydediyoruz deyip de hemen oraya oturtturup birisini işlem yap demiyorlar. Bu insanlar belirli bir şeyden geçiyor. Eğitimden geçiyor. Hani insan sarrafı, hani insan sarrafı diye adlandırdığımız kısım var ya aslında onlar. Çünkü demin de söyledim haftanın 5 günü sabah saat 7'den akşam saat 5'e 6'ya kadar sadece bu işi yapıyorlar. Sadece insanlarla konuşuyorlar. Dolayısıyla artık sen konuşmaya başladığın zaman kafasında seninle alakalı fikirler oluşuyor. Dolayısıyla sen elinden geleni yap. Sen istediğin kadar çırpın. Sen istediğin kadar kendini ifade etmeye çalış. Senin ses tonun, senin duruşun, senin konuşman, senin orada şu oturuşun bile senin aslında stresli misin? Heyecanlı mısın? Bir şeyden korkuyor musun? Yani karşındaki insana seninle alakalı fikirler veriyor. Aynen öyle. Genelde ben her zaman böyleyim yani ellerimi masanın üzerine koyup bekliyordum onu yani konu anlatıyordu. Şöyle. Ben de aynı şekilde durdum. Öyle duruyordum ben. Hatta bir olay oldu. Parmak izlerimiz alınıyor. Hani ilk dört parmağı koyuyoruz. Biz de hani burada makamlıklarda alışmışık. O parmağı koyduktan sonra tınk sesi ne tamamdır deyip otomatik parmağımızı çekiyoruz. Ben de koydum, makine sesi verdi, yeşil ışık yandı, parmaklarımı çektim. Bayan uyardı, ben dedi çekin demeden çekmeyin. Hani 2-3 defa tarama yapıyorum dedi. Tamam dedim, kusura bakmayın dedim. Tekrar koydum. Kaldır yap, işte sağ elim bitti, sola da geçtim. En son iki baş parmağın izleri alınıyor. Koydum, bayan da o sırada yanındaki memurla şeye geçmiş. Muhabbete, bir şeyler konuşuyorlar falan. Benim parmak izlerim işi bitti ama o bana kaldır demediği için biraz gırgara gitsin diye ben parmaklarım o şekilde kaldım. Hani kadın muhabbet etti. Ben de ama ayaktayım. Parmaklarım hala makinede. Kadın bir an kafasını çevirdi. Beni öyle görünce özür dilerim dedi. Alabilirsiniz dedi. Siz beklettim dedi. Böyle gülüşme oldu aramızda. Böylelikle atlattık. Ha, şunu söyleyeyim. Dediğin gibi oradakiler sizin oturup benim oturmama baktılar, gözlerimi kaçırıp kaçırmadığımı, hani o bana bir şey dediğinde ben düşünülerek mi cevap veriyorum, anında mı cevap veriyorum? Bunlara çok dikkat ettiler. Şöyle bir eklemek istiyorum dediklerine, siz ne kadar sakin olup heyecan yapmazsanız ve gerçek şekilde kendinizle birlikte oraya giderseniz ve bunu da o karşı tarafa yansıtırsanız size yüklenmiyorlar. Zaten onlar her şeyin gerçek, her şeyin yolunda olduğunu bildikleri için normal görevli olan yapmaları gereken şeyleri yapıp olayı bitirip gönderiyorlar. Onlar da hani bir an önce bitsin de ben de dinleneyim, mola vereyim peşindeler. Bir sigara yakalayıp mola yapalım. Yani orada kendim gördüm. Yani şöyle bir şey var. Sınavdaki konuşma bölümü bana bakarsan konsolosluktan daha zor. Kesinlikle öyle. Bende de öyle. Neden? O sınav yerinde kesinlikle Türkçe yok. Anlamasan tekrar et desem bile hemen uyarıyorlar. Almanca konuş, Almanca konuş. Ama konsoloslukta anlamadığın bir şey olduğunda ya da anlayıp da cevap veremediğin bir şey olduğunda ya ben bunu anladım, siz bana bunu dediniz ama bunun cevabını ben dilim dönmediği için ya da hani utandığım için veremiyorum dediğinizde bile tebessüm edip tamam problem yok deyip devam ediyorlar.
Aynen, ben konsoloslukta kapıda beklerken benden önce bir arkadaş bekliyordu orada. Onu da başka bir arkadaş getirmiş. İkisi beraber gelmişler. Kadınlardan bir tanesi bir hafta önce girmiş konsolosluğa, şeyden bahsetti. İşte ben geçen hafta geldim konsolosluğa, benimki bitti. Ben hani konsolosluk işlemi hallettim falan filan dedi. Ben sormuştum hani içeride ne sordular falan diyelim böyle. Yani işte bunları sordular. Almanca olarak bana bunları sordu dedi. Almanca olarak böyle bir 3-4 tane soru sormuş. Kadın şey diyor, hani bak iki tanesini diyor anladım. Bir tanesini şey yaptım diyor, direkt hani sordu cevap verdim diyor. Bir tanesini anladım diyor ama cevap veremedim diyor. Cümleyi toparlayamadım diyor. Söyledim diyor hani memura. Ben sizin demek istediğinizi anladım. Bana bunu soruyorsunuz siz ama ben cümle olarak toparlayamadım demiş. Tamam demiş, problem yok. Bir tane daha soru sormuş. Yine diyor anladım diyor. Söyledim anne, siz bana bunu sordunuz. Anladım ben ama hani cümle olarak toparlayamıyorum demiş. Üçüncüsüne de dördüncüye de dedi sordu. Anladığımı hissetti. Kısa cevap verdim dedi. Cümle kurmadım dedi. Kısa cevap verdim. Tamam demiş kadın, sorun yok. Özellikle şeyi yaptı. Sormuş yani, bu biraz konuşkan bir tipti. Hani demiş işte iki tanesini anladım ama cevap veremedim. Bu sıkıntı olur mu, problem olur mu sizin için, bir sıkıntı mı, işte başlarsanız başka bir şey sorun falan demiş. Yok yok demiş, hayır sıkıntı yok, benim demiş sorduğumu anladınız siz demiş. Kendinizi geliştirip ona göre demiş cevaplarını verebilirsiniz ileride. Önemli olan demiş beni anlayıp anlamadığınızı bilmem. Ben demiş onları gördüm sizde. O şekilde de Yani geçtim ben, çıktım dedi. öğrenmek istedikleri şey, bu sertifikayı almışsın ama sen bunu ezberle mi aldın yoksa gerçekten buna hakim olarak mı aldın? Kendini kurtaracak şekilde mi aldın? Hani bazılarımız var sadece ezber, sınava yönelik, ben sertifikayı almaya yönelik çalışayım, alayım da geri kalan şey hani önemli değil der. Aynen. Bazıları da almak, oraya gittiğimde de nasıl olsa bana lazım olarak yapar. Konsolosun da öğrenmek istediği şey bu. Peki şey soracağım Ezber. sana. Senin konsolosluğa gittiğin zaman böyle hani seninle konuşmalarımız olsun, videolar olsun. Handan. Sözüm biliyorum Handan. Evet, onu vurdular. Özgür'le de konuştuk onu. Onu soracaktım şimdi. Hani onların haricinde ekstra olarak sana sadece hani merak ettiğin, ulan bana niye bunu yaptılar dediğin sadece pasaporta bir mühür basmak oldu değil mi? Aynen öyle. Pasaportu bir kaşe vurdu. Ya dedim hani kendi kendim insan bir panik oluyor. Daha vize gelmemiş. Bomboş bir pasaport. Buna niye mühür vurdu? Red mi acaba? Bir şey mi yanlış gitti? Yoksa bir şey mi şüphelendin falan diye. Direkt insan, o sıkıntı oluyor. Onu da Aynen. sonra zaten çıkarttım. Seninle paylaştım. Sağ ol. Sen de cevabını verdin onun bana. Çünkü onu zaten biz daha önce bizim hanımla da merak etmiştik. Çünkü birkaç arkadaşa şeydi. Hani herkese yapmıyorlar ama bazılarına, özellikle o vize müracaatı yaptığın zaman şeyi vuruyorlar. Bir kaşe basıyorlar. Onlardan sana da söylemiştim ben. Şey için vuruyorlar. Hani yarın o pasaport Almanya gitmediği için, konsoloslukta kaldığından dolayı senin yarın bir gün o pasaportla işin olabiliyor. Dolayısıyla sen gidip konsolosluktan işte benim pasaporta ihtiyacım var, şunu yapacağım, alabilir miyim dediğin zaman pasaportunu sana veriyorlar. Sadece o vize basıp sana gönderilecek çünkü. Dolayısıyla o kaşe o pasaportun vize sürecinde işlem yapıldığı anlamına geliyor. Yani zaten sana basıyor şey, senin pasaportuna o şeyi, kaşeyi basıyorlar ama diğer devlet dairelerinde ya da başka yerlerde o kaşenin ne anlama geldiğini biliyorlar. O yüzden de onu basıyorlar ki yarın bir gün bir ihtiyaç olursa pasaportu sen aldığın zaman onun işlem yapacağın yerde, belediyede ya da ne bileyim nüfus müdürlüğünde vize sürecinde olduğunu bilmeleri açısından. Aynen Onu bak. öyleymiş. Aynı açıklamayı bana yaptın. O da gerçekten hani Handan gibi, benim gibi, kendim gibi onu çok merak eden, böyle korku yaratan, sıkıntı yaratanlar vardı. Acaba hani ilk çıkar çıkmaz ben de sana da dedim. Yarın dedi pasaport arkamdan red olarak gelir falan dedim. Yok. Mühür vuruyor. Çoğu arkadaşın da zaten bunu merak ettiğini zaten tahmin ediyorum. O da sayende korkulacak falan bir şey değilmiş. Ha, arkadaşları tavsiyem şu, zaten sen de videolarında aynı tavsiyeyi verdin. Hani görüşmede
Nasıl geçti? Sıkıntı var mı? Vizem ne zaman gelir? Gibi sorularla karşı taraf arkadaşlar hani daha 2 gün önce orada olan biri olarak bunu atmayın. Ben hani baştan sona Özgür'ün videolarıyla izleyip oraya gitmiş biri olarak mesela başıma gelen daha 2 gün önce işim bitti tamam Murat Bey işiniz bitmiştir dediğinde benim makbuzumu dosya numaramı falan verdiğinde ben teşekkür ederim hayırlı çalışmalar kolay gelsin diyerekten kalktığımda kadın benim yüzüme baka kaldı. Hani soruyu bekliyordu Doğru. herhalde. Ben Bana güzellik sormadım. zaman diye sorman lazımdı diye baktı değil mi? Evet. Bir bakış attı. Ben de onu hiç sormadım, oralı olmadım. Hayırlı çalışmalar, kolay gelsin. Teşekkürler diyerek kalktım. Döndüm arkamı gittim. Baktı baktı, teşekkür ederim. İyi günler dedi, gönderdi. Hani Aynen. o şekilde gerçekten hani bir negatiflik bırakıyor. Ben buna şahit oldum. Hani bu bir an önce kendini atmaya mı çalışıyor? Bunun amacı ne? Gibi Anladım. bir pozisyona sokuyor. Onun için gidecek olan arkadaşlar hiçbir şekilde hani öyle de böyle beni mesela randevu günü konsolosluk aradı. Randevu bir saatimi önüme çekmek için falan filan. Onlar vizeniz çıktığında ya da herhangi bir şey olduğunda sizi öyle ya da böyle buluyorlar. Hani Aynen. yapmanıza gerek yok. Hani oraya baskı yapmaya gerek yok. Kendinizi eksi yönde düşürüyorsunuz oraya baskı yaparak. Aynen öyle. Yani diyeceğim şu, 2 gün önce konsolosluğa girmiş birisi olarak çok rahat bir şekilde evraklarını verdin, işlemlerini yaptın, kolay gelsin deyip çıktın. Aynen öyle. Herhangi ekstra bir sorunla, sıkıntıyla, problemle ya da sana yöneltilen bir şeyle karşılaşmadın, değil mi? Yok yok hiçbir negatiflik Allah'a şükür olmadı. Hani zor ya bunun ne olduğu, bana niye bunu sordular olmadı. Her şey hani planladığımız, senin de bize tavsiye ettiğin yolda geçti. Bunlar çıkabilir, bu olabilir, bunlar olacak dediğin yolda. Almanca muhabbetler, normal Türkçe muhabbetler, evrak olarak onların bize gönderdiği mailde gerekli evraklar olsun, senin bana gönderdiğin, hani söylediğin videolarda olsun, hep bu. Senin videonla ben başvuru formunu doldurdum. Onunla bile hiçbir problem olmadı. Sen form doldurma videon var. Ben de aynısını doldurdum çünkü. Ben Yani hiçbir de. yanlış yazdım, bu yanlış olmuş dedi. Hiçbir şey yok. O videoyu karşıma alıp aynı dur dur yaz, dur dur yaz olarak ben formu doldurdum. Aynen, ben de aynısını yapmıştım çünkü ben de o şekilde doldurdum. Aynısının çıktısını aldım, imzaladım, verdim. Yani o yüzden hani kısadan artık konuyu bağlamak gerekiyor arkadaşlar diyeceğim. Hani senin videolarını gerçekten dinleyip anlayıp onları o yolda gittikleri süresince negatif ya da sıkıntıya düşecek hiçbir olayla karşılaşmazlar. Canlı örnekleri benim. Ya En onunla başından alakalı en zaten. sonuna kadar izlemiş biriyim. Sen de biliyorsun. Aynen öyle. Görüştük. Senin dışarı hiçbir zaman çıkmadım. O yolda gittim. Hiçbir Allah'a şükür ne, hani zorda kalacak ya seni de zorlayacak hiçbir durum olmadı. Seni de şaşıracak da bir durum olmadı. Hep beklediğimiz şeyler oldu. Hep beklediğimiz için hazırlıklı olduğumuz şeyler oldu. O yüzden her şeyi kolaylıkla atlattık. Aynen. Çok şükür ya, bunu da atlattın. Şimdi önümüzde sadece artık Ramazan bayramına bir aksilik olmazsa Almanya'dasın yani. İnşallah artık hani evraklarımın Almanya'ya gidip oranın da cevap vermesi falan. Ortalama 2 hafta içerisinde evrakların Almanya'ya gelirse, 1 hafta 10 gün içerisinde memur işleme alırsa falan filan derken ortalama hani 45 günü gözden çıkartacak olursak zaten 2 hafta sonra Ramazan başlıyor. 1 ay sonra da o derse 45 gün sonra falan, yani Ramazan bayramında buradasın Aynen öyle. diye tahmin İnşallah ediyorum. Allah nasip. Hayırlısı olsun Hacı abi. Şimdiden. İnsanın üzerine ne kalkıyor? Derdine kadar. Bir de ben nasıl diyeyim sınava girmek için can atıyordum. Ya sınav yok. Hani sen biliyorsun sınavlar kapalı. Ya almıyorlar beni. Millet sınav olmaktan kaçar. Ben sınav olmak için can atıyordum. Kapandı şu oldu bu oldu. Sen de biliyorsun. Baya hani senin kadar olmasa da baya sıkıntılı zamanlar atlattım. Aynen. Ya normalde benimki 1 ay içinde falan gelmiş olacaktı. Tek problemimiz bizim. Benim işlerime bakacak olan memur yaklaşık
neydi? 15 gün falan izin ayrılmıştı. Dolayısıyla 52-53 günde falan geldi benimki biliyorsun. Aynen. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela en sıkıntılı olan Almanya'daki şehirlerden bir tanesi Münih'tir. Yani Münih'e başvuru yapacaksa eğer bir vize otomatik olarak yaklaşık 90 günleri, 100 günleri bulabiliyor. Ama nedir? Bir ilçeye, küçük bir şehre gelecektir. Oradaki daha hızlı işliyor işlemler. Ne kadar büyükse gideceğiniz şehir, evraklarınızın gideceği Landratsamt ne kadar büyükse işlem o kadar yavaş oluyor. Ama ne kadar demin söylediğim gibi ufaksa şehir, ne kadar az şeyse işlem yapılıyorsa, çok fazla göç alan bir yerdeyse ona göre de işlem daha hızlı oluyor. Ya Çünkü ben şeyi 45 biliyorum, ben 3 günde vizesi alan arkadaşımız var biliyorsun. Rekor bizde yani. evet. Hatta canlı Şimdi yayındayken gelmişti. Abi bugün vizem geldi 3 gün diye. aynen öyle. Biz de şok olmuştuk. 3. Hani Aynen. kargo ile pasaportun geldi. Bir gün dedik zaten dedi. Aynen öyle. Demek adam kapısından çıktığı anda pasaportu arkasından çıkmış. Kesinlikle öyle çünkü hiç evrakları Almanya'ya gitmedi bile mesela. Öyle bir durumda bile olabiliyor. Ya da mesela standart en orta segment bizde şeydir. 28 gün 30 gün civarıdır. Yani genelde benim kanalda ya da benim görüştüğüm, konuştuğum insanların vize süreçleri genelde ortalamadan bahsedecek olursak 30 gün aralığında genelde vizesi geliyor. Ha, dediğim gibi büyük şehre gidiyorsa Münih gibi, Düsseldorf gibi, Köln gibi, Berlin gibi, efendime söyleyeyim Bonn, Dortmund gibi büyük şehirlere gidiyorsa evraklar merkeze gidiyorsa hani Dortmund'un ilçesine değil işte Münih'in bir ilçesine değil de direkt merkezlere gidiyorsa işlemler daha yavaş ilerliyor. Çünkü buraya geliyorsa 50 tane başvuru oraya gidiyor 5000 tane başvuru gibi düşün. Dolayısıyla memurlar daha alttan daha yavaş işlem yapıyorlar. O yüzden de geç geliyor bize süreçlere. Aynen öyle. Bir de şu 5 günlük sürede millet arkadaşlar biraz artık dinler, şey Paskalya Bayramı tatilde falan Aynen. gittikleri için 5 günde kimse yola bakmasın. Hani onu da belirtelim. Bir de arkadaşlar benim işlemim Ankara Konsolosluğu'nda oldu. Hani demin soruyorlardı altta geçiyordu. Ankara Konsolosluğu'nda işlemimi yaptım. Eşim Türk vatandaşı. Artık ondan ne evrak isteyecekler o da bilmiyor. Daha evraklarım Almanya'ya gitmediği için. Onda Aynen. da bir gelişme olur. Ben Özgür abi ulaşırım. O da gerekli bilgilendirmeyi yapar zaten size. Aynen Güncel öyle. olarak. Onunla Dediğim alakalı gibi zaten. yani bir de şunu eklemek istiyorum. İlla ki arkadaşlarda Facebook'ta bu aile bileşimi A1 gruplarında falan olanlar vardır. Hani ben de oradayım. Sen de biliyorsun zaten. Orada yararlı bilgiler olduğu gibi yararsız, gereksiz, dalga amaçlı yazılan çok bilgiler, gereksiz bilgiler var. Hani ben de hep onları takip ediyordum. Hani gerçekten bu yolda sıkıntısız ilerlemek, başıma sıkıntı gelmesin ya da bir sıkıntı olacaksa önceden ben ona hazırlıklı olayım diyorsanız hani gerçekten Özgür abinin burada hakkını bilelim. YouTube'larda da hani A1, aile bileşimi diye bir şeyler var. Hep de birbirini taklit etme üzerinden yapılıyor ama her tanıyanlar da bilir. Özgür abi burada kendi başına gelerek, kendisi yaşayarak bu işin içine girmiş ve bize bu tecrübeleri anlatıyor. Hani başkaları gibi benden duyarak, ondan ya da çevresinden duyarak bu işi yapmadığı için gerçekten hani canlı şahit yine söylüyorum. Başından sonuna kadar ben Özgür'le iş yaptığım için hiçbir zorluk ve tam tersi zorluktan ziyade kolaylıkla işimi hallettim. Allah razı olsun Ve sana da. zorla Ne mutlu bana o zaman. En azından bir kişiye de olsa bir yardımcı olabildiysek ne mutlu bana. Zaten seninle biz konuşmuştuk bu konuları. Her zaman biliyorsun. Hiç şey yok yani. Amacım, hedefim bunun haricinde başka bir şey değildi yani. İşte bir Murat Allah razı olsun desin. Bir Mustafa'nın Allah razı olsun demesi falan filan bana fazla fazla yetiyor. Hani sen de biliyorsun. Hatta ben sana kayıtlarını falan da gösterdim. Benim bir kazancım yok o kanalda. Benim oradaki sadece tek kazancım sen de biliyorsun çok iyi bir şekilde. O üyeliklerden gelen şeyler yani 1 eurolar, 2 eurolar, 3 eurolar. Onun haricinde benim başka bir şeyim yok. Yoksa benim şu an kanalda 150'nin üzerinde videom var. Kazandığım para benim orada
1 euro, 2 euro, 3 euro, 1.50, 1.60, 2.20, 2.30 la şeydir yani, nedir onun ismi? Benim sigaram zaten 7 euro. Ben bir video hazırlarken bir paket sigara içiyorum. Benim elektriğim, içtiğim kahve, internetim, bunları hesaplayacak olursak benim bir videoda kaybım 10 euro. 150 tane video var, benim kazandığım para 2 euro. Yani ben şeye bakmıyorum. Tamam, kanalın... Yani açık şeyi, reklamları, hani oradan da diyorum akması da damlıyor işte 0 sent, 2 sent, 3 sent, 5 sent diye. Ama amaç öyle büyük bir şekilde danışmanlık, insanlardan para bilmem ne değil. Ha, videolarda bahsetmiyor muyum? Bahsediyorum. Kanalın katıl butonu açıktır arkadaşlar. Hani bana destek olmak için kanalın katıl butonuna şey yapabilirsiniz, tıklayabilirsiniz. Hani 1 euro, 2 euro oradan bana bir destek olabilirsiniz. Aylık diyorum çünkü sonuçta bazen bahsediyorum ondan biliyorsun. Bir tercüman bugün dünyanın parası. Bir noter onayı dünyanın parası. Bir ne bileyim benzer şeyler, danışmanlıklar bilmem ne dünyanın parası. Hani benim her gün 4-5 kişiyi engellediğim var. Onlara gitmeyin, yapmayın, etmeyin diye. Hani onun karşılığı bir katılı üye olarak bana oradan bir ne bileyim 5 lira destek vermen tabii ki beni mutlu eder diye. Bunu da belirtiyorum. Yapabilirsiniz böyle bir şey diye. Ama onun haricinde kimse bana kalkıp da ya ben sana soru sormak istedim de sen benden para istedin, para karşılığı cevap veririm dedin diyemez. Öyle bir lüksleri yok. Öyle bir şey yapmadım çünkü ben bugüne kadar. Sen de biliyorsun. Hiçbir videonun altındaki soruyu cevapsız bırakmadık. Hatta üstüne üstlük abi işte yani bir tane video paylaşıyorum. Onun altında bir soru soruluyor. Cevap veriyorum. Cevap veriyorum. Ona ekstra bir soru geliyor. Ona da cevap veriyorum. Artık ondan sonrası benim kanalın şeyine düşmüyor. Göremiyorum ben. Özellikle girip tek tek kontrol etmem gerekiyor. Çoğu zaman da onlara bakamadığım için otomatik olarak en son 3. 4. sorusunu fark edemiyorum. Göremiyorum. Onlar kalıyor. Instagram'dan birebir olduğu için görüşmeler. Mesela seninle konuşuyoruz değil mi? Sen diyorsun ki ilk mesela bana geldin. Abi işte ya hani ben senin YouTube böyle bir soru takıldı kafama diyorsun. Sorumu soruyorsun. Cevap veriyorum. Peşine başka bir soru geliyor. Abi bu böyleyse şu şöyle midir? Muhabbet uzayıp gidiyor. Aynen öyle. Konu konuyu açıyor. Açıyor. O yüzden de ne yapıyorum abi? 3-4 tane soru, hani ilk kafasında olan sorulara cevap veriyorum. Ondan sonra artık o diplere girmeye başladığı zaman ya işte öyleyse bu böyle olabilir mi gibilerine geldiği zaman muhabbet, artık diyorum ki tamam hani ben kalkıp da saatlerce seninle uğraşamam. Çünkü neden abi, sen de biliyorsun. Benim kimseye cevap verme gibi bir zorunluluğum yok. Benim kesinlikle bir mecburiyetim yok. Ben akşam oturup burada saatlerce video hazırlayacağım ama oturup film izlerim, çay içerim, kendimi geliştiririm, Almanca üzerine giderim. Neden ben kalkıp da video hazırlayayım, insanlara bir şey anlatmaya çalışayım, sorulara cevap vereyim, Instagram'da insanlarla görüşeyim, canlı yayın yapayım, birileri bir şeyler öğrensin diye ben neden kendimi şey yapayım ya, sıkıntıya, strese düşüreyim? Şimdi... bir şey öğrenebilsin, bir kelime de olsa, bir harf de olsa öğrenebilsin, bu süreçte işini rahat bir şekilde ilerletebilsin diye uğraşıyorum ben. Aynen. Hani bir Allah'ın kulu çıkıp da bana diyebilir mi? Bir Allah'ın kulu çıkıp bana diyebilir mi? Abi sen cevap vermek zorundasın diye. Diyemez. Ama Instagram'dan kalkıp bana küfür ediyorlar cevap vermedim diye. Onlar kendini bilmez. Artık hani işi bitmiş ya da onun beklediği cevabı almayan insanlardır. Hani bir durum vardır. O durumda yapılacak bir şey bellidir. Ama o yapılacak olan onun eline, durumuna yetmiyordur ya da yapamıyordur. O insan sen onun istediği cevabı vermedin ya da onun istediği gibi davranmadın diye öyle kendini bilmez insanlar var. Hani meyve veren ağaç taşlanır. Bunu herkes biliyor. Vallahi Murat Başkan, geçenlerde de hatta bununla alakalı bir video hazırlayacağım yakında. Geçenlerde bir tweet okumuştum. Adam şey diyor, Almanya'da yaşıyorum, 7 yıldır aynı iş yerindeyim, patronum hala bana siz diye hitap ediyor. Bak mantığını gör, 7 yıldır bir yerde çalışıyor, Türkiye'de böyle elensek göte parmak olurdu.
7 yıldır aynen bir firmada çalışıyorum. Hala patronum bana siz diye hitap ediyor. Konsolosluğa gidiyorum. Adam evrağı yapıyor. Önüme şey koyuyor. Git şu vizede şeyini şey veznede paranı öde gel diyerek konuşuyor benimle diyor. Abi bakıyorum kanaldaki videoların eskiden isimleri şeydi. Sen ne biliyorsun? O öğrenlerin falan A1 sertifika sınavı dinleme alıştırması dinleme hepsi Türkçeydi. Hani elimden geldiğince Türkiye'deki insanlar, kardeşlerim, arkadaşlarımız öğrensin diye. Abi ya çok nadirdir gelip de bir teşekkür etmek. Çok nadir teşekkür. Ama değiştirdim isimlerini. İşte ne bileyim model proofing yaptım, model test hörün yaptım, model test bilmem ne yaptım ki ne bileyim bir Polonya'daki insan da arattığı zaman bulabilsin. Bir Arabistan'daki insan da arattı. Yani herkes uluslararası bulabilsin diye. Şimdi altlarına bakıyorum yabancılara. Dankeschön diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Bizimkilerde hala hiçbir şey yok. Teşekkür etmekten aciz olan bir milletiz yani. Biz bu bir gerçek. Ama soru sorduğun zaman cevap verilmiyorsa abi sen ne yapıyorsun? Niye işte cevap vermiyorlar bilmem neler ortaya çıkıyor. O yüzden baba şey amacı da çok açık bir şekilde söyleyeyim. Hani bugüne kadar takip edenler, bugüne kadar işte kanalda olanlar süreci bu şekilde atlatıp işte soru sorup cevabını alanlar olacak. Geçti artık onlar işlemleri bitti. Ama korkum şu. Hani en sonunda kızdırıp yeter kardeşim ben hani size bir şey anlatmak zorunda, bir şey söylemek zorunda, cevap vermek zorunda. Size ben içerik üretmek, video çekmek, cevap vermek zorunda değilim. O yüzden ben bırakıyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Ha, ben videomu çekerim, paylaşırım. Anlayabiliyorsan, kapasiten varsa alırsın sen alacağını zaten. Bana soru sorduğun zaman kusura bakma. Ben orada tek tek oturup da akşamleyin video yükleyeceğim. Sabahleyin geçeceğim bilgisayarın başına. 50 tane yorum. 50 kişiye cevap ver. Instagram'a geç. Benim bir kazancım yok. Ben isteyerek, içimden gelerek yapıyorum bunu. Bu halde bile adamlar bana kalkıp laf ediyor. Şöyle söyleyeyim. Sen öyle bir karar alıp ben yapmıyorum yeter artık ne haliniz varsa görün deyip bu işi sonlandırdığın zaman seni çoğu insanda mumla arar. Ben bunun altına imzamı atarım. Abi çünkü sen kendin biliyorsun ya. Bak herkes elinde telefonu, bilgisayarı var, YouTube'u her gün. Herkes mutlaka bir kere de olsun girer. Senin gibi şu olaylarda bilgilendirici, yol gösteren hiçbir kanal yok. Özellikle ben araştırıp bakmış biri olarak söylüyorum. Herkes var, şöyle var söyleyeyim. Adam bir iki videosunda şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle yardımcı oluyoruz diye sizi muhabbete dahil edip sizi kendine çekiyor. Üçüncü, dördüncü videodan sonra ya şu linke tıklayarak bize destek olun, daha profesyonel yardım yapalım. 30-40 eurolar, 100-200 TL'ler ticaret dönüyor. Hani biz burada ya da sen bize burada demişsin katıl yapıp hani bir nebze olsun yardım hani destek. 5 lira Allah 5 lira. Ben, şimdi baktığında ben de dahil olmak üzere bu işlemlerde hani baktığın zaman sen olmasaydın ben şu anda bu bütün işlemleri misal diyorum. Hani iki kere hallettiysem sen olmayıp bunları başkasıyla ya da kendim yapmak isteseydim ben bu işlemleri 4.000 lira hallederdim. İşi bilmiyoruz. Gidecektik. Gereksiz yapmamamız gereken evrakları tercüme ettir. Onu yaptır. Git Almanya'daki eşi zorla. Hani şöyleler de var. Almanya'da eşin yabancılar polisine vermesi gereken evrakları alıp da konsolosluğa verenler de var. Aynen öyle. Hacım bak E-Data'nın VIP hizmeti bu biliyorsun değil mi? Fotokopi ve faks ücretsiz, SMS bilgisi ücretsiz, başvuru takibi ücretsiz, başvuru formu doldurma ücretli, bak başvuru formu doldurma ücretli, biyometrik fotoğraf ücretli, pasaport teslimatı ücretli. Bak sen kalkıp 735 lira VIP hizmet alıyorsun bu adamlarda, sana ekstra 45 lira form doldurma, 64 lira kargo bedeli, 35 lira şey veriyor. 735 lira verdiğin halde 850-900 liralara yakın senden para talep ediyor. Verdiği şey sadece şey yani basit bilgiler.
yüzeysel. Hiçbir şekilde konsoloslukla işleminiz ilerlemeyecektir. Size bir faydası olmayacaktır. Evet. Bilmem nedir diyor. Bir de hani o video o hizmet karşı tutup da senin konsoloslukta randevunu erkene öncelik göstereceğiz. O bu yok. Hani, hiçbir şey yok yok. Altını özellikle belirtiyorlar zaten. Kesinlikle konsoloslukta herhangi bir önce randevu atanması ya da konsoloslukta işlemlerinizin daha hızlı ilerlemesini sağlamayacaktır diyor. 850-900 liraya yakın para alıyor senden. Yaptığı hiçbir şey yok. Ben kalkıp da bir videoda ya da bir canlı yayında 5 liradan bahsettiğim zaman beni taşlıyorlar. İşte kendini bilmez dengesizler de onlar. Hani öyle para vermek onlara daha makul geliyor. Hani onlar zannediyor ki he tamam ben VIP oldum. Her yerde özel işlerim, özel ilgilenecekler. Tabii. Dolandırıldığını. Sen hani mantık olarak düşün. Sen 700 lira veriyorsun. Otobüsle yolculuk ediyorsun. Buradan Antalya'ya gideceksin. Ha 700 lira verdin ama biz seni Antalya değil de Ankara'ya bırakırız. Oradan sen kendin devam edersin. Olay bu. Abi zaten mantıken şunu düşün. Bir danışmanlık firmasıyla anlaştığın zaman adam senin evraklarını gidip çıkartmıyor nüfus müdürlüğünden. Sana diyor ki şu evrakları çıkart getir bana diyor. Ulan evrakların hepsini ben hazırlayıp 72 lira verip randevumu alıp konsolosluğa kendim gittikten sonra sen bana ne yapıyorsun? Sadece senin adına pasaport bilgileri falan var. Giriyor İDATA'ya senin adına şey alıyor, randevu alıyor. Diyor ki baba bak biz senin randevunu da aldık, her şeyin hazır. Şu gün konsolosluğa gidiyorsun. Bak şöyle soru sorabilirler, böyle cevap ver. Şunu yaparsan bunu yap. Abi birçok danışmanlık firması bu şekilde ilerliyor. Benim 4 tane videomu al, peş peşe onları izle. Süreci sen kendin zaten hallettikten sonra onlara ihtiyacın bile kalmamış oluyor. Yani adamlara yaptığı sadece bu. Seni yönlendirmek için şu evrakları hazırla. Adamlar fotokopisini çekiyor. 72 liraya senin adına bir tane başvuru yapıyor. Mailleri de kendilerine geliyor. Sana diyor ki şu zaman randevum var ha unutma. Bak hallettik her şeyini. O bahsettiğimiz danışmanlık firmaları o senin 4 tane videonu etmiyor. Net. Bu net. Hani o firmalar burada olsun olmasın hani net. Kesin ortadan bir şey bu. Hani kıvırmaya ya da saklamaya gerek yok. Dediğin gibi ben gittim kaymakamlıktan evraklarımı aldım. Başvuru formumu senin videon sayesinde yine kendim doldurdum. Abi adamlar 45 lira alıyor. İyi data. 45 lira alıyor başvuru formu doldurmaya. Ya bak şimdi doldurma 45 lira. Bak sen beni o videonu 45 TL'den kurtardın misal. Aynen. Ama o 45 TL'yi vermek yerine hani ben vermedim. Onun yerine gelip de sana 5 lira katıla destek olmuşum. 40 lirayı benim yine cebimde. Allah bereket versin abi. Ama şöyle bir durum var. Ben sana onu destek olduktan sonra misal o formu hallettikten sonra yarın bir gün başıma bir şey geldiğinde özgürüm böyle böyle bir olay oldu. Burada ne yapmam lazım diye ben yine sana sorabilirim. Ama danışmanlık firmasına gittiğin zaman böyle bir durum olduğunda bizi ilgilendirmez. Biz sana söyledik, sen orada yapmaman gerekeni yapmışsın. Yapmasaydın diyerek işin içinden çıkıyorlar. Kesinlikle öyle yapıyorlar. Ve hani mevzu her zaman para değil. Benim amacım sen de biliyorsun. Parayla pulla bu işleri çözebilecek durumda değiliz. Her zaman söylüyorum. Bugün onun muhabbetini de yaptık. Şu an sen kendin biliyorsun. Benim kanaldan kazandığım paralar biliyorsun yani. Açayım. Aynen öyle. Baba 30 Mart'ta kazanmışım 2 euro. 29 Mart'ta kazanmışım 2.79 euro. 28 Mart'ta kazanmışım 2.18. Şurada bazen 6'lara falan çıkıyor. Şurada bir kere bir 7'lere falan çıkmış. Bunların amacı da şey katıla üye olanlar var ya. Onların aylıkları geldiği zaman 2-3 kişi geldiğinde otomatik olarak bu 7'lere 8'lere buluyor. Ama standart olarak bak 2, 1, 1.5, 3 hep bu düzenle gidiyor. Yani ben burada 150 tane, 200 tane video paylaşmışım. Günde kazandığım para reklamlardan 2 euro. Şurada bir kahve alıp dışarı çıksam, 2 saat dolaşsam en az 7-8 tane depozitolu şişe toplarım. Götürür, veririm.
tanesi 25 centten 2 euroyu günde her türlü yarım saatte şişe toplayarak yani geçerken oradan alırım boş şeyleri gelirim. Bu kadar. Hiç uğraşmam, risk etmem, yormam da kendimi. Aynen öyle. Strese gerek yok. Kokusunu çekmezsin. Sen hani yazıp da yok şu ne olacak, bu olacak. Bir de demin bahsettiğimiz gibi ya sen bana cevap vermek zorundasın. Niye vermiyorsun falan filan diye dengesizlerin şeyini çekmeksin. Kafan rahat olur. Aynen öyle. Baba yani mevzu bundan ibaret. Benim sana cevap verme gibi bir zorunluluğum, bir yükümlülüğüm yok. Ben sen bu kanala üye olurken ben orada sana sorduğunuz her soruya cevap vereceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi bir şey imzalatmadım ya da imzalamadım. Benim bir zorunluluğum yok. Ben videoyu çeker paylaşırım. Senin kafan yatıyorsa, anlıyorsan anlarsın, anlamıyorsan baba geçmiş olsun, kusura bakma o zaman. Başka videolara bak. Ben al baba. Yorumlar. Kanalın yorumları. Bak en son 1 saat önce bir soru sorulmuş. 2 saat önce bir soru sorulmuş. Onun haricinde kanalda şey yok. Cevaplanmamış şey yok. Nedir onun ismi? Herhangi bir yorum yok. Bunlara da biraz sonra cevap veririm. Bu kadar, bitti. Başka bir şey yok. Hangi kanal bunu yapıyor? Hani göstersinler. Hiçbir kanal bunu yapmıyor. Herhangi baba, bir kanalın altına girelim ya. Şimdi beraber bakalım. Meğer ne çok acı biriktirmişsin kanalında. Hep izlemişler ama abone olmamışlar. Yeri gelmiş günlerce uğraşmış, içerik üretmişsin, bir like bile atmamışlar.